Pasta Villa ile yeni bir tarifle karşınızdayım. Bugün çok yine böyle bu aralar Instagram'da değişik tarifleri böyle bakıp denemeye bayılıyorum. Bu fırında makarna ama fırında spagetti olarak düşünün. Bütün malzemeleri bir tane fırın kabına koyacağız. Suyu üzerine dökeceğiz. Hiç kaynatmayacağız öncesinde. Sonra da 180 derece bir fırında yaklaşık 45-50 dakikalık kadar pişireceğiz. Böyle baharatları ekleyeceğiz. Yani müthiş böyle çok lezzetli. Aslında karman çorman gözüken ama sonunda inanılmaz lezzetli olacak bir şey hazırlayacağız. Hemen başlıyorum. Çok kolay bu. Öncelikle tabii ki spagettimle başlıyorum. Bir full paket. Bu tarifin en güzel yanı makarnayı koyduktan sonra artık içerisine her şeyi boca edeceğiz. Ve o yüzden de çok kolay olacak bizim için. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağı dökeceğim. İsterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz tabii ki. Üzerine bir tane soğan doğramıştım ben. Ondan sonra sebzeler. Yeşil biberim var burada. Kırmızı biberim var. Bunları ince ince doğrayacağım. Bunun içerisinde köz patlıcan da çok yakışır mesela. Başka peynirler kullanabilirsiniz. Benimki sadece en baz bildiğiniz domates soslu müthiş bir makarna tarifi olacak. Güzel burada şeyim var, sarımsaklarım. Bir tatlı kaşığı tuz. Çok acı biber. Toz kırmızı biber. Güzel burada biberiyen var kuru. Tam bir böyle aslında İtalyan baharatı dediğimiz karışımı yapıyorum. Fesleğen. Bol bol karabiber. Ben toz karabiber de koyacağım bu arada. Kekik. Her zaman domatesli tariflerde birazcık daha şeker koyuyoruz. Bir tatlı kaşığı da şeker koydum ki domatesin asidini dengelesin. 250 ml de domates pürem var. Ya da konserve domates kullanabilirsiniz bunun için. Üzerine bir de 750 ml su koyacağım. İyice karıştığına emin olun bütün bu malzemelerin ki bir tarafa hani bütün soslar o tarafa gitmesin şöyle kaldırıp. Bu arada öncesinde sosu karıştırıp sonra içerisine spagettiyi de koyabilirsiniz. İyice karıştırdım üzerine kafanıza göre kaşar. Ne kadar isterseniz. Fırın 180 derecede üst ve içi hepsi beraber. Ve makarnamı yerleştiriyorum. Tam olarak 40 dakika vereceğim, kontrol edeceğim. Her zaman öyle yapıyoruz biliyorsunuz. Normalde 45-50 dakika dedim. Ama öncesinde her fırın farklı. 40 dakika sonra görüşürüz. Ve 40 dakika sonra, hatta biz 42 dakikaya kadar geldik. Böyle müthiş bir şey oluyor bu. Of, videodan daha iyi olmuş bu arada. Bu arada bunun içerisinde makarnalar böyle dimdik. Bunu karıştırabilirsiniz güzel bir birbirine şey yaparak. Ya da şöyle keserek kaldırabilirsiniz. Şimdi ben onu yapacağım. Şöyle müthiş bir... Ve en güzel bölümü olan yeme bölümüne geldik. Çok iyi değil mi? Yani beklediğimden o kadar daha iyi çıktı ki. Yani... Wow. Sadece biraz tuzu az gelmiş. O yüzden bence tuzu bir çorba kaşığına çıkarabilirsiniz. Ya da üstüne sonradan ekleyebilirsiniz hiç riske girmeyip. Aşırı iyi. İnanılmaz. Bütün lezzetler bir araya gelmiş. Yani aşırı... bu arada bence servis ederken böyle birazcık parçalayın ve biraz karıştırın. Böyle daha da güzel olacaktır. Zaten üzeri iyice karıştığı, şey kızardığı için hiç sorun olmaz. Hiç beklemedim gerçekten bir lezzet çıktı. Yani bir de makarna tam pişmiş. Bu arada bence 40 dakika yeterli. Biraz daha su seviyorsanız 1 litreye kadar bence suyu çıkabilirsiniz. Ama bence bu hali çok daha güzel. Müthiş. İçine de böyle peynir atabilirsiniz. Şöyle lezzeti. Tam bir az efor çok tatlı bu. Başında durmadık. Tek bir tane şey kirlettik. Zaten bu aralar böyle çok kirletmeyen tariflerle denemek istiyorum. Bu kesin kes. Yani istediğiniz gibi yapın.
İçine farklı malzemeler koyarak da bu şekilde. Bu arada sadece spagetti değil, başka şeyleri de pişirebiliriz. Bence bir de mantarlı deneyelim. Okay. Görüşmek üzere. Afiyet olsun.